Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün yine reel sektörün nabzını fuarlarda Veda Öztürk'le beraber tuttuk ve bununla ilgili izlenimlerimizi konuşacağız. Veda, hoş geldin. Evet. Şimdi yine fuarlardayız ve yine reel sektörün, özellikle üreten kesimin nabzını en iyi tutacağımız yerlerden biri. Hep fuarlar diyoruz. Evet. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de ve dünyada sayılı fuarlardan bir tanesi olan UNESERA fuarı İstanbul'da yapıldı. UNESERA seramik sektörü ve banyo sektörünü malzeme üreten firmaları bir araya getirdi. Artık fuarda gördüm ki İstanbul dünyanın sayılı fuar merkezlerinin biri haline geldi ve hızla her geçen gün tüm fuarlar daha kalabalık oluşuyor. Özellikle seramik sektörü İspanya ve İtalya'daki krizden sonra o bölgedeki üreticilerin zayıflamasıyla beraber Türk seramikçileri dünyada artık üretim kapasitesi bakımından 3. sıradalardı ama sadece üretim kapasitesiyle değil, artık tasarımlarıyla modaya, seramik modasına yön verir duruma geldiklerini fuarda gördük. İlk programımızda da zaten ilk bölümümüzde de bu sektördeki Yüksek Seramik Hanifi Bey'in söyledikleri de zaten benim söylediklerimi daha iyi anlatacak nitelikte. Aynen. İstersen bakalım Yüksel Seramik'te neler olmuş? Dünyanın, Veda'nın da söylediği gibi, en büyük seramik fuarlarından biri olan UNESERA'nın 26.sı yapıldı. 26.sı, dile kolay. Bakın, artık İstanbul hakikaten bir fuar merkezi oldu. Fuara çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı geldi. Yüksel Seramik de yeni ürünlerini fuarda görücüye çıkardı. UNESERA 220 milyon metrekareyi aşan üretim hacmiyle Avrupa'nın 3. büyük üreticisi durumuna gelen Türk seramik sektörünün uluslararası platformdaki yüzü olarak öne çıkıyor. Bu yıl fuarımız %30 arttı. Bu artışın tabii bize de yansıttığı seyirci ve talebin artışı, fuarı biz de %50 artışla katıldık mekan olarak. Aynı zamanda ürünlerimizi de görücülere tamamen 2014 sezonun yeni ürünleriyle katıldık. Bu katılım tabii ki bizleri de daha mutlu ediyor. Sektör olarak mutlu ediyor, ülkemiz olarak mutlu ediyor. İnanıyorum ki bundan sonraki yıllarda da Türk seramiği dünya liderliğine artık geldiğini kanıtladı diye düşünüyorum. Üretimde yerli kaynakları kullanan, İtalya ürünlere bağımlılığı en az olan sektörün tasarım, inovasyon ve ihracat hedeflerine hizmet etmek amacıyla yola çıkan UNESERA, alanında dünyanın en önemli iki büyük fuarından biri olma başarısını gösteriyor. UNESERA tabii büyük bir marka oldu fuar olarak. Dünyada 15. civarındayken şimdi ilk sıralarda yer aldık. Bu da hem sektördeki oyuncularımızın çok iyi oynadığını düşünüyorum, hem üreticilerimizin artık teknolojide de yararlanarak hakikaten çok iyi ürünler üretiyorlar. 26. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda yer alan Yüksel Seramik, yeni ürünleri, yeni modelleri, yeni renk ve desenleriyle piyasaya sürdüğü mamulleri ziyaretçiler tarafından beğenildi. Mimar arkadaşlarla burada bir görüşme yaptık. Bu ürünler İtalyan mı, İspanyol mu, hangi firmanın malı diye düşündü. Dedim, bakalım arkasında ne yazıyor. Tabii Yüksel Seramik'i görünce onlar da çok mutlu oldular. Yani artık yerli seramimizde bu kaliteye çıktığına göre biz bugüne kadar hep İtalya'da, İspanya'da gidip ürün beğenerek projelere uygulama yapıyorduk. Kendi seramimizi döndüğümüze göre ben de çok mutlu oldum diye kartlarını verdiler. Sizi nerede bulabiliriz diye ifade ettiler. Bizi işte o karttan her yerde bulursunuz diye söyledim. Kartımı alıp okuyunca aa dedi, bu şekilde ilgi de gösteriyorsunuz. Tabii biz üretime önem verdiğimiz kadar tanıtıma da çok önem veriyoruz. Hanifi Mutlu, başarıya ulaşmada bayilerin önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Gerek bayilerimiz olsun, müşterilerimiz olsun ve yurt dışındaki diğer müşterilerimize de önem veriyoruz. Tabii üretimi niçin yapıyorsunuz? Müşteriye ulaştırmak için, tüketiciyi sahip etmek için, aracı da bayimiz aracılığıyla veya
distribütör kanalıyla ulaştırabiliyoruz. Onların da emekleri, katkıları çok büyük. Onlar da bizim iş ortağımız, makinacılar da çözüm ortağımız. Son yıllarda yapılan yatırımlarla hızlı bir büyüme trendi yakalayan Yüksel Seramik, kapasitesini, ihracatını önemli oranda artırdı. Yüksel Seramik 96 yılından beri sektöre hizmet vermekte. 2007'den sonra göreve geldim. Bugüne kadar her yıl %50 büyüme ile geldik. Yani 3,5 milyon metrekarelerde. Şimdi 12,5 milyon metrekareleri konuşuyoruz. Bu farklı ürünleri konuşuyoruz. İşte 20-25 üretirken şimdi 25-80'i üretiyoruz. 45'e üretirken şimdi 80'e üretiyoruz. 60'a 120 üretiyoruz. Ahşabı üretiyoruz. Taştan parke üretiyoruz. Bunlar tabii ki çok önemli. Dekorlarımız tamamen yeni teknolojiyle yer almakta. Yani bugüne kadar dışarıdan gördüğümüz ürünleri kendi içimizde de, sektörümüzde de, firmamızda da en iyisini üretmeyi hedef koyduk. Kapasite artırımı değil, istihdam değil, sadece kalitemizi de en üst sınıflara hedefledik. Şimdi Hanifi Bey'in söylediği çok güzel iki şey var. Bir tanesi gerçekten tasarımda çok üst noktalara artık Türk seramik sektörü çıktı. Aynen öyle. Yani. Bunu gördük. Gerçekten muazzam ürünler vardı. Tabii bunu neye borçluyuz Sami? Bir, artık firmalarımız Ar-Ge ve tasarıma büyük önem veriyorlar. Orada çok kalifiye elemanlar istihdam ediyorlar ve teknolojiye çok ciddi yatırım yaptı seramik sektörü. Bunu Yüksel Seramik'te de gördük. Artık bütün istediğimiz her şeyi seramiğe uygulayabiliyorlar. Bunu makinelerle beraber yaptılar. Mesela 2007 yılında 3,5 milyon metrekare kapasiteye sahip olan firma bugün 12,5 milyon metrekare üretim yapabiliyor. Bu muazzam bir artış. Yani Türk ekonomisinin ortalama iyi yıllarda %7, %8 büyüdüğünü düşünürsek her yıl %50 büyümeyi başarabilen bir firma. Tabii bu da neyi gösteriyor? İşte Türk ekonomisi bugünlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu tür sanayici ve iş adamlarıyla, yani biz onları siz programımızda sürekli söylüyoruz Sami, ikimiz beraber. Gerçek kahramanlar bunlardır. Bunlarla beraber ekonomimiz bu günleri fazla hissetmeden ihracat yaparak aşmaya çalışıyor. Orada çok güzel bir şey daha söyledi. Gerçekten ben de gururlandım. Yabancı bir sürü mimar geldi fuara. Artık yabancı ülkeleri firma fuarlarına da ben çok sayıda katıldım. Fransa'da, İtalya'da. Oradaki dizaynları, ürünleri görünce yıllar önce şaşırıyorduk. Şimdi daha üst kalite fuarı olarak, ürün olarak. Hatta onlar gelip baktıklarında, evet, bunlar İtalyan mı, Fransız mı deyince, çünkü baktıklarında, evet, arkada Made in Turkey görünce tabii. Çok şaşırmıştım, onu söyleyecektim. Çünkü son süreçte bazı firmalarımız İtalyan ve Fransız firmalarını satın aldılar. Marka değerlerini satın aldılar. Öyle bir şey zannetmişler. Seramikteki teknoloji ve tasarımda çok bayılmışlar yabancı mimarlar. Tabii ki bütün teknoloji ve tasarım bize ait. Yüksel Seramik demişler Hanifi Bey, bu kimin ürünü acaba? Hangi ülkenin distribütörünün ürünlerini, firma hangi markanın ürünü yabancı diye. Bizim deyince çok şaşırmışlar. Bu Türk seramiği adına, Türk iş sanayisi adına gerçekten benimle gururlandık. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet, bir de tabii Hanifi Mutlu tasarıma hakikaten çok önem veriyor. Bunu da her fırsatta söylüyor. Üstelik üretimden satış noktasına kadar işin her aşamasında bizzat kendisi ilgileniyor. Az önce de söyledi röportajda, gelen müşterilere, yabancılara kartını verdiği zaman tabii yönetim kurulu başkanı olarak işin satış ve pazarlama, fuar önemli bir yer. Orada da ben buradayım deyince aa deyip onları bile orada şaşırtıyor. Bakın neler söylüyor. Kurulduğu yıllarda ihracat odaklı çalışan firma, son yıllarda Türk inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte iç pazara da ağırlık vermeye başladı. Türkiye'de tabii daha bayisi gerçekleşmeyen illerimiz var. Ancak şu ana kadar 200 bayiye ulaştık. Yurt dışında aşağı yukarı her ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha evvel yurt dışına dönük ağırlıklı çalışıyorduk. Ama şimdi %50-50 gibi çalışıyoruz. Yeni bayiliklerde, olmayan yerlerde tabii, yeni ortaklarda aramaktayız. 2014 yılında yurt dışı mağaza sayılarını artıracaklarını belirten Hanifi Mutlu, özellikle Afrika pazarında önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi. Afrika'da ayrıca inşaat firmasıyız.
Afrika'da büyük çapta yatırımlar yaptık. Orada inşaatlar yapıyoruz. Orada yeni distribütörlükler oluşturduk. Daha diğer ülkelerde de tabii ki olmayan ülkelerde ulaşıp yeni distribütörlükler, showroomlar, hatta gidip yerinde showroomunda dizayn ediyoruz. Hanifi Mutlu, Mutluhan Holding bünyesinde bulunan inşaat firmasının Afrika'da 7000 konutluk bir projeye başlayacağını söyledi. Orada bir ihale aldık hükümette. 7000 konut bir inşaat yapmaktayız. Aynı zamanda tabii hem Türkiye'de demirden, çimentosundan tüm inşaat malzemelerinin yanı sıra tabii kendi ürettiğimiz ürünü de oraya sevkiyatını gemilerle yapıyoruz. Mutluhan Holding konutla başladı. Holding bünyesinde inşaat firması, turizm, otomotiv, teknoloji, işte ihracat, ithalat, seramik bildiğiniz gibi birçok meslekte işgal eden bir kurum. İnşaat da tabii ki ilk firmalarımızdan bir tanesi. Fonksiyonel ve estetik ürünleriyle yaşam konforunu artıran firma, teknoloji ve tasarım odaklı banyo çözümleriyle son trendleri sunuyor. Banyoda geçirilen zamanı daha konforlu ve keyifli hale getirerek kuralları yeniden şekillendirmeyi hedefliyoruz diyen Hanifi Mutlu, daha özgün ve kullanıcıya özel serilerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Bizim gerçekten şanslıyız. Burada tasarımcılarımız, ürün geliştirmemiz tamamen Türkiye'nin ileri gelen duanilerden ekip arkadaşlarımız var. Bunun başında Genel Müdürümüz Aykut Bulut var. Bu konuda bize gerçekten bugün geldiğimiz noktada çok büyük emeği var. Fabrikamız 96'da kuruldu ama o dönemdeki hatları da yenileyerek yeni hatlarla birlikte yeni bir teknoloji de tabii tamamlayarak bütün hatlarımız dijitalle üretimde. Tabii rotokalır da var ama ağırlıklı dijital ürün üretiyoruz. O teknolojiden de çok büyük destek alıyoruz. Tabii seramik sektörünün başarısı aslında iki şeyi gösteriyor. Birincisi inşaat sektörü büyümeye devam ediyor, bunu anlıyoruz. Evet. Ama işin güzel tarafı seramik sektörü, inşaat sektörünün bu 300 küsür tane yan kolu var ya Veda, evet, konuşuyoruz. Hı hı. Bunlar arasında hani en özellikli olanlardan biri. Çünkü evet, kendi başına, başlı başına bir sektör ve ihracat yapıyor. Yani sadece inşaat sektörüne endeksli bir büyüme değil, tabii, ihracat da yapıyor. Ne diyor Hanifi Mutlu? %50 iç piyasa, hı hı, yani inşaat sektörüne gidiyor, evlere gidiyor, iş yerlerine gidiyor. %50 de ihracat. Bir Afrika pazarı dedi ya. Evet, Afrika pazarı. Tam da onu söyleyecektim. Mutluhan Holding Türkiye'de en önde gelen gruplardan bir tanesi. Sadece seramik sektöründe yoklar. İnşaat sektörüne, iş hayatına başlamış Hanifi Mutlu. Orada da çok güçlü bir gruplar. Afrika'da 7000 konutluk bir proje almışlar. Bu proje kamu projesi. Ve Türkiye'nin çimentosu demire gidecek. Ve Türkiye'nin seramiğe gidecek. 7000 konutla beraber 7000 konutluk bütün Türkiye'de altyapı hizmetleri ihraç edilecek. Bu Türk müteahhit sektörünün başarısını da gösteriyor bu. Otomotiv sektörlerinde var. Mesela Honda bayilerinin Türkiye'de en çok satan gruplardan bir tanesi. Seramik sektöründe de Sami, şu özelliği çok dikkat etmek lazım. Yani ihracat yapıyorsunuz ama mesela demirde, çimentoda fiyat odaklısınızdır. Kimin fiyatı düşükse ondan alınır. Ama seramik öyle değil. Seramiğe değer katabilirsiniz. Katma değerli bir üründür. Evet. Bunu yapabilmek için de tasarım olması lazım. Demirde dünyanın en büyük hurda alıcılarından biriyiz biz. Yani evet, dışa bağımlı bir ihracat söz konusu. Evet, tabii. Evet, mesela şeyin ihracat 1 milyar 100 milyon dolarlık sektör bu yıl 2013 yılında ihracat yapmış. Bu ihracatın Türkiye'ye %90 direkt girdisi var. %10 ithalata bağımlı bir ürün. 10 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yaparsanız Türkiye'ye kalan para 1 milyar dolar olabilir. Ama 1 milyar 100 milyon dolarlık seramik ihracatın Türk ekonomisine direkt kalan %90'ı para kalıyor. %90'ı kalıyor. Yani 1 milyar 100 milyon dolarlık seramik ihracatından Türkiye'ye geçen yıl 1 milyar dolar net para kaldı.
Yani bu nedenle çok stratejik bir sektör. Bu sektör hızla büyüyor. Bu sektörün önü açıldığı zaman en büyük problemi enerji yoğun bir sektör. Nisan ayında doğalgaza zam gelmesi düşünülüyor. Sektöre bu handikap olabilir. Bununla ilgili bakanlık sektörü desteklerse bence bu sektörü çok önemli bir noktaya geldi. Önünü açarsa Türkiye kazanır diye düşünüyorum. Evet, tabii son 5 yılda bir bakıyorsunuz 5 kat büyüme. 5 yılda 5 kat büyüme. Bu hakikaten çok kolay başarılabilecek bir hikaye değil. Bir gerçek. Yüksel Seramik bu başarısını yılların sanayicisi Hanifi Mutlu ile yakalamış. Bakın Hanifi Mutlu bunu neye bağlıyor? 2013 yılını 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla kapatan seramik sektörünün 2023 yılı hedefi 3,5 milyar dolarlık ihracat. Her yıl %10 üzerinde bir ihracat artışıyla bu hedefe ulaşılması mümkün. Sektörün altyapısı da bunu destekler nitelikte. Hanifi Mutlu'ya göre Türk seramik sektörü çok daha iyi bir konumda. Üçüncü sırayı kabul etmiyorum ben. Büyüyen bir ülkeyiz biz. Her ne kadar siyasi kriz olsa da Türkiye verimli ve yatırım cenneti. Sektörümüzde de bu sektörün dünyadaki yerini sorarsanız Çin'den sonra en büyük üretici, en büyük tedarikçi, en büyük kaliteyi ve hedefi büyüten bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Fuarımızdan da bunu gösteriyor. Hanifi Mutlu, Türk seramik sektörünün trend belirleyen bir konumda olduğunu söylüyor. Sektördeki meslektaşlarım hepsi burada katkısı büyük ölçüde mevcut. Ben burada sektör adına sektördeki arkadaşlarımı da kutluyorum. Aynı zamanda tabii oyuncularımızı da, tasarımcılarımızı, ürün geliştirmemizi, bunların katkıları çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum. 75 ürünle geldik biz fuara. Sektördeki, meslektaştaki arkadaşlarım da aşağı yukarı herkes bu çabayı harcamış. Çok güzel bir şey. Zaten dünya lideri olmak bu yoldan geçiyor. Sektördeki arkadaşlarımız da biz de en iyisi olmayı düşündüğümüze, hedeflediğimize göre sektöre destek verdiğimizi düşünüyorum. 2007 yılından beri her yıl %50 oranında büyüdüklerini belirten Hanifi Mutlu, 2014 yılından da umutlu. 2013'te bizim hedeflediğimiz her bölgeye bölge müdürü atamaktı. Biz bunu 2013-2014 başlarında tamamladık ve her bölgede yeni bayilerimizin tedarikçisi olarak ortaklarımıza en iyi hizmet vermek için sahada kendimize en iyi hizmet veren firmalardan biri olarak hedefledik. Biz %50 hedefi koymuştuk ama %60 çıktı. Onun için mütevazi bir rakam verdik gene. Biz inşallah %30 diyoruz ama %50 büyürüz diye kendimize, sahadaki oyuncularımıza o hedefimizi anlatıyoruz. Onlar da hedeflendiler. İnşallah %50 ile bitiririz. Yılların sanayicisi Hanifi Mutlu, iş hayatında başarıyı yakalamada baş faktörün verilen sözü yerine getirmek olduğunu belirtiyor. Başarının sırrı en iyi hizmeti vermek, en iyi üretimi yapmak, zamanında teslimat yapmak, doğru bayiyi seçmek, doğru bayiyle zamanında teminini geciktirmeden o da kendi müşterisine teslimatını yaptırmak. Bunun birçok faktörleri var meslek hayatımızda, iş görüşümüzde. Bizim de en iyi hizmeti vermek hedefimiz. Bu da devam edecek inşallah. İlişkiler iyi oldu mu? Doğru ilişkiler içinde olursanız, doğru oyuncular seçerseniz koyduğunuz hedef de doğrudur demektir. Evet, doğru oyuncularla doğru hedefler seçerseniz ve işin başında olursanız Hanifi Bey gibi başarı geliyor. Evet, gerçekten çok titiz birisi. Çocuklarıyla beraber Yüksel Seramik'i Mutlu Hanoğlu'nunki Türk ekonomisi için çok hızlı bir büyüme trendiyle devam ettiriyorlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Çünkü Türkiye'nin şu anda morale ihtiyacı var. Hanifi Bey'i izleyince insanın moral
depoluyor gerçekten. Çünkü son günlerde yaşadığımız atmosfere rağmen ben fuardaki o kalabalığı, iş dünyasında bu heyecanı görünce bir nebze rahatladım. Bugünleri bu tür sanayicilerle rahatlıkla aşacağımızı düşünüyorum. Evet, şimdi biz kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra biz yine burada olacağız. İş dünyası, üreten kesim artık siyasetten daha bağımsız hareket etmeyi çok rahat başarıyor. Az önce de Veda söyledi, en çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon. Bu da çıkış yolunda var. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra devam.